Sevgili Başkan, tabii mikrofonu bulunca susmak olur mu ya? Mikrofon var burada ya. Al götür eve. Evet, sevgili Divan, sevgili arkadaşlar, ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sevgili arkadaşlarım, gerçekten Çetin arkadaşım ve Abdullah arkadaşımla güzel bir yarış geçireceğiz. Öyle gözüküyor ve çok mutluyum. Çünkü Çağdaş grubun içerisinde ilk kez bir yere talip oldum ve bu grubun dernek başkanı adayı olarak karşınızdayım. Ve beni zaten yaratan farklı yaratmış. Ben o arkadaşlardan zaten farklıyım. Bunu bugüne kadarki söylemlerim gösterecek. Göstermiştim, göstermeye de devam edecek. Yani ben ülkenin çeşitli sorunları olabilir. Önemli olan meslektaşlarımı ülkenin bu sorunlarından en az zarar görecek şekilde konumlandırmak, donatmak, bilgilendirmek, onların bu mesleki sıkıntılar içerisinde geçirdikleri günlerin belki akşamlarında bir müzik dinletisinde, bir tiyatro sahnesinde onların bu yorgunlukları atmasını sağlamak, gerekli olan eğitimleri odamızın ve TÜRMOB'un üst birliklerimizin verdiği eğitimin dışında daha lokal, onların çok daha rahat pratiği dönüştüreceği eğitimler vermek, her ay gerekli toplantılar yaparak mevzuattaki değişiklikleri takip etmek. Ama en önemlisi de şu, Çetin arkadaşım bir şey söyledi, eğitsel tatil yapacağız. Vallahi birileri de mali tatil yaptılar. Ayın 20'sinde mali tatilden geliyoruz, 25'inde beyannameyi bitir diyorlar. Evet sevgili arkadaşlar, bu dernek eğer İrfan Gümrah olarak ben bu şubenin başkanı olursam bu şubeden ateşi yakacağım ve meslektaşımın yasal hakkı olan, yani mali tatil yapıyorsam mali tatil yaptığım gün kadar beyanname verme süresi uzamalıdır. Ben eğer Ramazan bayramında, Kurban bayramında bayram yapamıyorum. Bayram yapmam için bayramdan sonraki ilk güne geçirilen bayram süresi kadar beyanname süresi uzatılmalıdır. Bu yasal olmalıdır. Ben hiçbir grubun, hiçbir kişinin son dakika bana lütfetmesini istemiyorum. Ben eğer bugün Maliye Bakanı maaşını alıyorsa, eğer Maliye Bakanı gelirini topluyorsa bizlerin sayesinde topluyor. O zaman bize de bunları vermek zorunda. Ve bunun içinde sizler de birlikte olacaksınız. Oktay arkadaşım çok güzel bir şey söyledi. Bir basit açıklaması yapacağımız zaman 10 kişi gitmemeliyiz. Ben 1 Mart'larda Taksim Anıtı'ndan Beyoğlu'na yürürken engelli bir kardeşiniz olarak birçok sağlam arkadaşım bir odam bakıyor acaba kaç kişi geldi diye. Ondan sonra da dönüyor. TÜRMOB sen ne yaptın? İsmo sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Geldin mi? Mücadeleye girdin mi? Girersen başarırsın. Şimdi ben de sizlerin huzuruna bu mücadeleye giriyorum ve başaracağıma da inanıyorum. Bir tek şey söylüyorum. Her şeyi yapabilirim ama bana güvenenlerin güvenini asla boşa çıkarmam. Saygılar, sevgiler. Değerli arkadaşlarım, konukları tanıtırken belki atladık, belki sonradan geldiler. Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Uygur Çakmak aramızda, hoş geldin. İl Başkan Yardımcısı Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcısı Cemal Atagün aramızda, hoş geldiniz. Şimdi gruplardan birer gözlemci istiyorum. Seçimlere geçiyoruz. Gruplardan birer gözlemci arkadaşlar göndersinler. Hemen hızla seçimlere geçelim. Yanında hüviyetleriyle oy kullanacak arkadaşlar sıraya girerlerse hüviyetlerini kontrol ederek oy kullanacağız.